İyi günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Yine bugünkü dersimiz logaritma. 2023 AYT'de çıkmış logaritma. Güzel bir soru hazırlanmış. Ben de bu soruyu beğendim ve seçtim. Sizlere sunacağım arkadaşlar. Unutmayın, bütün kuralları iyice biliyorsunuz artık. Her şeyi biliyorsunuz fakat kondisyon yapmanız için benim anlatmış olduğum videoları dinleyin. Bir baba matematik sınavına hazırlanan oğlu Kerem'i ders çalışmaya teşvik etmek için evlerindeki kablosuz internetin şifresini değiştirerek modemin yanına aşağıdaki notu bırakmıştır demiş arkadaşlar. Not da fx eşittir logaritma x eksi 5 tabanında eksi x kare artı 14 x eksi 24 fonksiyonun tanım kümesinde yer alan tam sayıların toplamı demiş ve orada bir gülücük işareti koymuş. Siz bilirsiniz bu emojileri. Buna göre bu internetin şifresi kaçtır? Acaba kaçtır? Arkadaşlar bakın ben yine sağ tarafa aldım. Geniş bir alan elde etmek için. Bakın neydi hatırlarsanız ne demiştik? Hemen şuraya kuralımızı yazalım. Logaritma, hocam kaleme geçemediniz. Bazen kaleme geçemiyorum. Logaritma A tabanında B ise arkadaşlar. Burada B de pozitif olmalı. A da pozitif olmalı. Hatta A eğer 1 olacak şekilde bir değer geliyorsa birden de farklı olmalı. Bunu unutmayınız. Logaritmanın tanım aralığı veya eşitsizlik sistemlerindeki çözümlerinde bunu yapıyor idik. O zaman ben şuraya geliyorum. Bir kere x eksi 5 büyüktür 0 diyeceğim. X büyüktür 5. Fakat fark 6. Çünkü x büyüktür 5 dediğiniz zaman 6, 7, 8, 9 anlaşılır ya tam sayılardan. Dolayısıyla 6'yı koyarsanız hatırlarsanız taban 1 olamaz idi. Bunu yazdık. Bir ikincisi de arkadaşlar eksi x kare artı 14 x eksi 24 büyüktür 0 olacak. Burada ben eksiyle çarpıyorum ki x karenin başındaki katsayı eksi olmasın diye. Siz istediğiniz gibi yaparsınız. X kare eksi 14 x artı 24 küçüktür 0. Unutmayınız gençler. Bir eşitsizliğin sağ ve sol tarafları negatif bir sayıyla çarpar veya bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Bakın tek nefese söyledim sizler için. Peki o zaman yazıyorum şimdi bunu. X'e x 2'ye 12 gibi geldi bana. 24 ediyor. Topladığı zaman da ortayı verecek. Eksi eksi. Buradan arkadaşlar ne çıkıyor? X eksi 2 çarpı x eksi 12 küçüktür 0. Hemen yine burada bakın bir de ne çıktı karşımıza? Tablo. Bakalım şimdi o zaman şöyle bir tablo yapalım. X 2 12 bir burada 0 bir de burada 0 arkadaşlar. Bakın şimdi artı olduğu için A'nın işareti x karenin. Bakın hep tarıyorum bunları. Aslında sizler bunları biliyorsunuz ama ben bir kere daha taramış oluyorum. Artıyla başlayacaksınız. Renkli kaleme yapalım. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyor bizden? Küçük olan kısmı istiyor. Bakın küçük sıfır diyor. Burada dikkat edin. O zaman şurayı boyuyorum arkadaşlar. Çünkü çözüm kümesi burası olduğu için. Yine boyamayı seviyorum biliyorsunuz. Bunları boyuyoruz. Şöyle. Demek ki burası bizim çözüm kümemiz olacak. Çözüm kümemiz. 2 ile 12 arasındaki sayılar. Bakın 2'ye 12'ye eşit koyamıyorum. Çünkü onlar eşit olursa 0 eşit olmuş olur. Bir kök bulmuş olursunuz. Peki neler vardır bu aralıkta? 1, 2 ile 12 arası. Biri de 5'ten büyük. 6 olamaz. Hemen yazıyorum o zaman çözüm kümesini. 7, 8, 9, 10 ve 11 arkadaşlar. Şifre diyor bana. Şifre o zaman hemen yazalım. Şifre bunların toplamıymış. Bakın ne diyor? Tanım kümesine geri alan tam sayıların toplamı şifre olarak vermiş. Babaya bakar mısınız? Hem logaritma öğretiyor hem de şifreyi. Öyle zevkli hale getirmiş soruyu. O zaman 7 artı 8 artı 9 artı 10 artı 11'den 11, 21, 30, 38, 45 olarak bulmuş oluruz gençler. Yani doğru yanıt A seçeneği olur. Bence güzel bir soruymuş. Şunu tabii ki A seçeneğini dair için alamadım. Bazen garip şekiller yapabiliyor. Peki arkadaşlar, bundan sonra tabii ki bunu dinledikten sonra birazcık kondisyon yapmanızı öneririm. Bundan sonraki projelerimizde ve soru çözümlerde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.